Arman cama eve. Am bey kaymi. Kaym hütya cülemi giyem. Kabul naken dünya şıkhara biten. Am kabul naken hindi. Kaym te da biten am jim her şey bedeyim ki. Da khaziyam her kese ki yarab da sepiyo. Şebem am her şey biket. Sahildana biket. Hatam beledi hu. Kaym iti de deyit. Arman cama eve. Am nara aslıncı hatta hindi kaym te da biten. ام شتی بر خوب دن سپی آبن ام قبول نه که ایرادامه دست دانه هستم ایراده خود تصمیم تو کسی نکه حقی مه ما حقی آن خود نخواسته ما حقی خود خواستی ما ایراده خود خواستی ما پی ایراده خود قازند کی وی مشه مشه آزادی شمزین آن دست بکر بانگوازی همه بو ملت کرده از بیجن بلا ملت کرد همه رابیت ایراده خو خواهی در کوید ام قایم قبل ناکن جه کردستان دا و بلد یا میه حقی میه نشین ایراده گلی کرد قایم پوینه یا ما اوه ملت جلمیر گیج رابیت ملی خوب دهتا ملی ما گل ما دا سرپی آن بیتن اوه هنده رو جوه کلیت ما سرپی آنن گند گند شهر شهر دگرین بو خاطر گلی جلمیر گی گلی جلمیر گیج رابیت و ایراده خواهی در کوید هیجی از بانگو اوی شرف هبید اوی بیجیتون از خدا وجدانم هفت سالی حتی هفت سالی گره رابطه سرپیان تاویل به مشا متینگا جلمیر گی ببیتن از سرکفتن بود خازم سرکفتن بو قایم آبی امش قایم قبول نکن ام ایراده خود خازین ام نخازین ایراده ما بم پیبکن جبوه مشاما ده دوام بکرد حتی ام شهرداری خود دست خواه نینین همه دوام بکرد تمام گلی کرد هیا روژا سیزده مهی همو قتل میش ببن بین میتینگی ده باش بیتن یعنی گرچکانی ام تخازین که ایلاده خود دست خواه بینی جبو ام قبول نکن قایمی نایتا قبول کنن آتشتا Birçok mecrada kayyum politikasına ilişkin çokça hani fikir ifade ettik, söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Kayyum politikası esasında yani her ne kadar Cölemerk şahsında değerlendirirsek kuşkusuz 3 Haziran'da Cölemerk'e kayyum ataması yapıldı. Cölemerk halkının iradesi gasp edildi. Ama bu irade gaspı sadece Cölemerk'i ilgilendiren Cölemerk'le ilgili ilgili bir mesele değil salt. Sadece Cölemerk'in işte talanını, Cölemerk'te çıkarı, işte kayyumun çıkarını düşünen bununla sınırlı olarak addedebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz bir meselenin çok ötesinde bir mesele. Kayyum politikası en nihayetinde Kürt halkının iradesini tanımayan, Kürt halkının seçme seçilme hakkını bertaraf eden, Kürt halkının yurttaş olma hakkını ortadan kaldıran bir politikadır. Yani yıllardır bu politikanın hani sonuçları üzerinden veya kayyum pratikleri üzerinden bile bir değerlendirme yaptığımız zaman neye tekabül ettiği çok 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 rahat anlaşılabilir. Kayyumların ilk atandığı dönemlerde yaptıkları ilk şeylere baktığımız zaman ilkin Kürt kültürüne yönelik bir saldırı yapmaya başladılar. Birçok yerde kültür kurumlarımızı kapattılar. İşte Ahmedi Hani Kültür Merkezi'nden tutun da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ahmet Tiyatro grubuna, yine Batman'daki kültür merkezine, yine Cizre Bervan Kültür Merkezi'ne kadar Kürt kültürünü hedef alan bir politikayı yaşama geçirdi. Öte yandan yine belediyelerimiz bünyesindeki birçok Kürtçe dil kurumlarını, okullarını kapatmakla başladılar. Hatta öyle yani onun ötesine geçtiler ki her kentin girişinde Kürtçe hum heratın, hoş geldiniz yazıları olurdu. Kayyum ona bile, yani kayyum politikası ona bile tahammül edemeyecek bir noktaya geldi. Öte yandan yine Kürtlerin sembollerine,
değerlerine saldıran bir kayyum politikasıyla da karşı karşıya kaldık. Örneğin Hafız Akdemir'in isminin verildiği bir park, 12 yaşındayken paramparça edilen Ceylan Önkol'un büstü, Roboski'de katledilen 34 insanımızın büstüne yönelik saldırılar, bu büstlerin, bu heykellerin tamamen kaldırılmış olması, yıkılmış olması, aynı zamanda Kürt halkının belleğine, hafızasına yönelik de bir saldırıyı esas alan bir kayyum politikası. Dolayısıyla kayyum politikası sadece bir belediye, belediyedeki rantla, belediyedeki belediyenin çıkarıyla yani izah edilecek bir meselen çok ötesindedir. Tabi bunun dışında aynı zamanda kayyum politikası Kürtlerin yaşadığı coğrafyada özellikle belediyelere ait, aslında halka ait taşınmazları, arsaları devreden, satan, bununla Kürt halkının öz kaynaklarına yönelik bir saldırı, öz kaynaklarını tüketen, Kürt halkının yoksul kalmasını sağlayan, hem halkın hizmet alma hakkını ortadan kaldıran ama aynı zamanda belediyelerimizin de hizmet verme sorumluluğunu ortadan kaldıran bir politikadır. Kayyum politikası her ne kadar şu an birçok yerde Colemerk dışında kayyum atanmış, atanmamış olsa bile kayyumların yaratmış olduğu tahribat Kürt halkının belki 10-20 yıllık süreç içerisinde hizmet alma hakkını ortadan kaldıran, aslında her ne kadar kayyum yoksa da şu an fiili olarak kayyum politikasının devam ettiğini söyleyebilirim. Çünkü her bir belediyemizi borç batağına dönüştüren, onlarca yıllık hizmet verme hakkını ipotek altına alan bir kayyum politikasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün Colemerk'e yönelik kayyum politikasının başka da bir yani anlamı var. Sınır bir kent. Bu kente nelerin döndüğünü az çok biliyoruz. Bu kente, Colemerk'te yani uyuşturucu trafiğinden tutun da çete faaliyetlerine kadar büyük bir rantın döndüğünü ama aynı zamanda sınır illerinde Kürtlere yönelik açılmış olan savaşın ve yürütülen, Kürtlere karşı yürütülen savaş politikasının finanse edilmesini aynı zamanda bu sınırlar üzerinden de gerçekleştirmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. O nedenle şunu söylüyorum, yani Colemerk'e atanmış olan kayyum sadece Colemerk'i değil tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Bir yerde bir hukuksuzluk, adaletsizlik varsa, ki Colemerk'te bugün bir hukuk, Colemerk halkı bir hukuksuzlukla, bir adaletsizlikle karşı karşıya ise, bu hukuksuzluk, adaletsizlik tüm Türkiye halkına, sadece Kürdistan halkına değil, tüm Türkiye halkına yapılmış bir adaletsizliktir. Herkesin, bütün kurumların, hukuk örgütlerinin bir bütün olarak bu saldırı politikasına, bu kayyum politikasına karşı Kürt halkıyla birlikte dayanışarak, birlikte bir mücadele hattı örebilirsek politikayı ancak sonlandırabiliriz. Bu yürüyüşümüzün temel amacı demokrasi yürüyüşüydü. Bu yürüyüşümüzde murat ettiğimiz şey halkımızla bir araya gelmek, köylerimizde, işte beldelerimizde, ilçelerimizde halkımızla bir araya gelmek suretiyle Kürt halkına, özelinde Colemerk halkına yapılmış olan bu saldırının ne anlama geldiğini, buna karşı birlikte nasıl mücadele etmemiz gerektiğine ilişkin hem görüşlerini, önerilerini aldık, hem de halkımıza gerçek durumu anlatmaya çalıştık. Ama aynı zamanda 13 Haziran'da Hakkari Merkez'de partimizin düzenleyeceği büyük mitinge, irade gaspına karşı, kayyum atamaya karşı, demokrasiye karşı, adalete karşı olan bu karara karşı büyük bir miting düzenliyoruz. Bu mitinge hem yani Colemerk halkını, hem Colemerk halkının yanında Kürdistan'daki bütün işte halklarımızın, ötesinde tüm Türkiye halklarının da 13 Haziran'da Hakkari Merkez'de yapacağımız büyük mitinge gelmelerini, katılmalarını, itirazlarını ortaya koymalarına ilişkin aslında bir yürüyüş, bir çalışma, bir çağrı idi bizimkisi.